Sayın Haluk Berkmen'i Batık Pamuğu ve Ön Türkler Konferansı'nı açmak üzere kürsüye davet ediyorum. Şimdi çok teşekkür ederim Vedat Kerem Bey'e. Benim ona da ufak bir hediyem var, bir hatıra vermek istiyorum. Benim yıllar önce yazdığım ve bastığım kuantum bilgeliği ve tasavvuf. Kuantum bildiğiniz gibi bir fizik bilimi ve oldukça modern bir bilim. Tasavvuf ise bizim yüzyıllardan beri eski bir kültürümüz, bir disiplinimiz. Türk ve Anadolu disiplini olan tasavvuf. Şimdi bu ikisini bağdaştıran kimse yok. Ne Türkiye'de var ne dünyada var. Bunu bir tek ben yaptım ve bu 6. baskısını yaptı. Yani bu kitap çok tutundu Türkiye'de, İstanbul'da özellikle ama bütün Türkiye'de. Kendisine bir tanesini hediye ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Ben yıllardan beri bu konuya meraklıyım. Benim çok konularım var. Ben bilim adamıyım, fizikçiyim. Üniversite hocalık yaptım. Birleşmiş Milletler'de çalıştım uzun yıllar. Türkiye'ye geldikten sonra daha önceden Viyana'dayken ben, Viyana'da 20 yıl bulundum. Viyana'dayken işte bu Türklerle ve Türk kültürüyle, Türk diliyle, dillerle genel olarak ilgilendiğim için böyle bir araştırma alanım oldu. Bugünkü konumuz da Batı Kıtamı ve Ön Türkler. Bu konusunu ilk olarak güncel hale getiren ve dünyaya duyuran James Churchward adlı bir İngiliz. Bu bir subay. Kendisi İngiltere tarafından Hindistan'a gönderilmiş. Orada işte çalışması için biliyorsun o zamanlar Hindistan bir İngiliz sömürgesi. Ve oradayken böyle, o da benim gibi meraklı bir insan oldu belli. Birçok şeylerle ilgilenirken bu Mu'yla ilgili de bilgiler almış. Yani öyle kendisine söylemişler. Ve bunun üzerine bir kitap da yazmış. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta bir kıta çiziyor ve buna Mu adını veriyor. Veyahut da Mu olduğunu duyuyor. Ve ortada da gördüğünüz bu karanlık bölgeye de Uygur, Büyük Uygur İmparatorluğu adını veriyor. Tabii bu çok ilginç çünkü Uygurlar halen o bölgede yaşayan Türkler de konuştukları bir Türkçedir. Ve Uygurların o dönemde yani binlerce yıl önce orada bulunmaları çok ilginç veya en azından nasıl açıklanabilir bu olay onu size anlatmaya çalıştım. Fakat bunun için öncelikle Mu kıtasının olup olmayacağını veya varsa nasıl bir kıta olabileceğini ve bunun hayal mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamamız için bir miktar bu konuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Burada bakın, Yeni Zelanda adalarının altında batık bir kıta bulunuyor. Bu kıta ya Zelandia adını veriyorlar. Batık kıta Zelandia, gördüğünüz gibi burada sağ tarafta Yeni Zelanda'yı görüyorsunuz, sarıyla gösterilen. Ve bu acaba bu kıtası olabilir mi şeklinde bir soru soruyorum. Böyle bir adanın altında çok büyük bir kıta bu, batık olarak bulunmuş olması acaba bir işaret midir? Veya hatta bu mu olmasa bile o bölgede demek ki bu Pasifik Okyanusu'nda, Avustralya Doğu bölgelerinde, Pasifik Okyanusu'nda batık bir kıta varmış. Belki de birden fazla kıta varmış. Ve neden battıklarını şimdi anlatacağım. Şimdi başlangıçta bütün kıtalar birleşikti. Yani işte 5 kıta, yani Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Antarktika tek bir kıtaydı. Bunun adına da Pangea deniyordu. Pangea 225 milyon yıl önce tek bir kıta olarak dünyada bulunuyordu. Sonra zamanla bu kıtalar yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılar. Ve buradan üstten başlayıp soldan başlarsanız 225 milyon yıl önce o Pangea'nın bir boş bölgesi var. Bir önce gidersek burada görüyorsunuz sağ tarafında Asya'nın hemen güneyinde bir boş bölge var. Bu normal değil. Çünkü adalar bildiğiniz gibi ya yuvarlaktır veyahut da oval şeklindedir. Ama böyle içi boş olması çok nadir bir olay.
Ve bunun ilk başta böyle olması mümkün değil. Dolayısıyla başka bir kıta orada var mıydı, toprak var mıydı? Şimdi onu göreceğiz, bakın geçelim. Ben tahmin ediyorum, bu benim çizimim tabii, yani bir tahminim diyebilirsiniz. Bu kıtasının bu boşlukta bulunan bir kara parçası, bir kıta parçası olması ihtimali yüksekti. Ve o zaman da nasıl ki diğer kıtalar, mesela Eurasya denilen Avrupa-Asya kıtası tek bir kıta olarak ayrıldıysa ve diğer kıtalar yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılarsa, bu kıtası da eğer tahmini olarak konuşuyorum tabii, oradan ayrılmış olabilir. Ve altta solda gördüğünüz resimde aşağıda 100 milyon yıl önceki durumu görüyoruz. Yani 100 milyon yıl önce böyle bir kıta orada vardı tahminim. Ve bugün günümüzde öyle bir kıta yok. Yani bugün işte diğer kıtaları görüyoruz. Fakat Avustralya'yı en sağda altta görüyoruz. Fakat ondan öteye başka bir kıta yok. Ancak batık bir kıta bulundu. Acaba başka bir batık kıta olabilir mi sorusu geliyor. Şimdi insanlar ne zaman dağıldılar dünyaya? 120 bin yıl önce Afrika'dan dünyaya yayıldılar. Tahmini tabii bu yaklaşık bir rakam ama oldukça gerçekçidir. 120 bin yıl önce Afrika'da işte bu Adam denilen yer, bakın Adam diye yazan ben değilim tabii, yani ilk insan olarak tanımlanan, Adam diyorlar hani, Adam ve Eve, yani Adam ve Havva diyoruz ya biz Türkçe'de. Yani bu Adem denilen insan oradan çıktığına inanılıyor ve oradan insanlar yavaş yavaş dağılmışlar ve bütün, bakın Güney Amerika'ya kadar gitmişler. Ve bu tabi uzun zaman almış ama 120 bin yıl önce oradan neden çıkmışlar? Büyük ihtimal tabi şimdi göstereceğim. Oradaki bölgeden kuraklık olduğu için ayrılmışlar. Bakalım şimdi genetik bulgular bize diyor ki bu dağılım doğrudur. Yani bu dağılım tahmini bir dağılım değil. Genetik bilimi çok ilerledi artık. İnsanların gen haritaları çıkarıldı. Ve bu genetik biliminin bulgularına göre işte bakın Afrika'da doğu kısmından çıkanlar değişik gen numaraları veriliyor tabii bilim insanları tarafından. Ve Güneydoğu Asya'ya kadar indiklerini kalıp çizgi olarak görüyorsunuz. Diğer bir iki çizgi de kuzeye gidenler var. Kuzeye işte bir kısmı Anadolu üzerinden Avrupa'ya, bir kısmı Hazar Denizi'nin yakınından Asya'ya ve Güneydoğu'ya varanlar da tekrar Asya'ya dönmüşler. Yani bir şekilde Asya'da bir buluşma var. Sanki iki ayrı koldan Asya'ya gelinme ve Asya'da bir kültür oluşturma konusu da söz konusu. Burada ilginç bir olay var yalnız. Bu birinci göçten sonra Asya'ya niye geçtiklerini merak eden insan tabii. Esasında yani biz hadi yola çıkalım, dolaşalım diye çıkmamışlar. Her zaman bir tetikleyici bir neden olmuş, bir büyük bir olay olmuş. Yani mesela kuraklık bir yandan, öte yandan da mesela yanardağ patlaması. Toba yanardağı 74 bin yıl önce patlıyor. Ve bu da tespit edilmiş bir gerçektir. 74 bin yıl önce, yani aşağı yukarı 100 bin yıl önce zaten oraya varmışlardı insanlar. Çünkü Asya'dan, Afrika'dan 120 bin yıl önce çıkınca 20 bin yıl yürüye tabii. O zaman başka olası da yok. Yavaş yavaş gelmişler ve Güneydoğu Asya'ya kadar gelmişler. Ve Güneydoğu Asya'da bu kırmızı ile gösterdiğim bölgede Toba Yanardağ'da Sumatra Adası üzerinde bir ada. Ve orada büyük kükürt külleri saçmış göğe. Çünkü Sumatra dünyada bir numaralı kükürt üreticisi. Demek ki oradaki yanardağda büyük miktarda kükürt saçmış ve bunlar toz halinde göğe çıkınca ne oluyor? Kükürt dioksit oluyor. Kükürt dioksit zehirli bir gaz. İnsanları öldürüyor, hayvanları öldürüyor. Sonra yağmur olup sülfürik asit, H2SO4 olarak dünyaya dönünce yağmurlar olarak asit yağmur diyoruz biz bunlara ve asit yağmurları da bitkileri de öldürmüş. Arkasından tabii bitkilerini öldürmüş. Arkasından hayvanlar yani otoburlar sonra etoburlar
ve nihayet insanlar da büyük miktarda orada bir böyle bu şekilde bir insan tüketimi yani yok oluşu ortaya çıkınca oradaki insanlar da göç etmeye mecbur olmuşlar ve doğrudan bugünkü Çin üzerinden Orta Asya'da devam etmişler. 74 bin yıl önce bu yanardağ atladığı dönemde denizler bugünkü yükseklikte değildi. Çok daha yüksektir. 74 bin yıl önce deniz seviyesi bugünkünden 20 metre yüksekti. Yani eğer adalar varsa büyük miktarda o günkü durumda hepsi batık durumdaydılar, suyun altındaydılar. Çünkü 20 metre ve bu 20 metre mesela Güneydoğu Asya'da yürümeyi de imkan tanıyordu. Çünkü karalar birleşikti ve üzerinden de yürüyebiliyorlardı. Aslında yürüyedikleri zamanda şeyler denizler daha alçaktı. Sonradan yükselince oralarda ada olarak kaldılar. Denizlerin alçak olması ve sonradan yükselmesi nedeniyle işte buzların erimesi, buzul çağının başlaması. Buzul çağının erimesiyle birlikte, buzul çağının sonuyla birlikte denizlerin yükselmesi oluşuyor. Aynı şekilde mesela Beylik Boğazı'nın da aynı durumda olduğunu biliyoruz. İlk önce buzlarla kaplı yürümeye müsait bir bölgeymiş orası. Ve Asya'dan Amerika'ya geçmiş birçok insanlar. Sonra buzul çağından sonra işte havalar ısınınca tekrar erimiş ve deniz seviyesi yükselmiş. Böylece bu deniz seviyesinin inmesi çıkması ve bir bakıma işte her 10 bin veya 15 bin yılda bir veya 50 bin yılda bir belli değil tabii ne kadar sık olduğu fakat 10 demeyeyim ama 30-40 bin yılda bir bu böyle durumlar olabiliyor. Yani büyük çapta bunu görüyoruz. Şimdi kadim bilgilerden derlenmiş Batlamyus haritası var. Batlamyus bildiğiniz gibi Ptolemy adıyla bilinen Milat döneminde yaşamış olan Mısır'da bir bilim insanı. Bu adam Ptolemy bir harita çizmiş. Bu harita dünya haritası. O günkü bilgilere göre dünyayı bakacak olursanız Güneydoğu Asya'daki bölgenin tamamen birleşik olduğunu yani Sumatra ve diğer adaların Borneo gibi adaların denize yakın olduklarını ve birleşik olduklarını ondan sonra diğer Asya'yı Hindistan'ı çizmiş, Asya'yı çizmiş ve Afrika'yı da çizmiş. Ama yani demek ki o gün o bilgiler nereden gelmiş? Bir yerden toparlanmış. Demek ki bunu daha önceden bilinen bir gerçek bu. Bir şekilde kulaktan kulağa veya kayıtlı olarak bir yerden o günün imkanlarıyla Avrupa'ya da gelmiş ve Mısır'a da gelmiş. Ve Mısır'da bunu Batlamyus bu haritayı çizmiş. Bizim için önemli çünkü coğrafi durumlar bize bu konuşmamda önem taşıyor coğrafi durumu incelemek. Devam edecek olursanız Zelandiya volkan patlamaları sonucu batmış olduğu saptanmıştır. Yani bu Yeni Zelanda'nın altında bir çeşit batmış olan ve tamamen zemine yapışık bu vaziyette olan fakat bir şekilde üstten sonarla yani su ölçen veya da ses dalgaları yollayarak ölçtükleri haritalarla, yaptıkları haritalarla burada bu batıkta da birçok batmış yanardağ olduğunu, yani volkan olduğunu saptamışlar. Demek ki büyük ihtimal volkanlarla bu Zelandiya batmış. Ondan sonra Pyrenees haritası var. Mesela o da bir büyük sırdır. Yani nasıl oluyor da Pyrenees bu haritayı çizdiği dönem 1500'lü yıllar, 1516 falan gibi. Pyrenees haritası Güney Amerika ile Antarktika kıtalarını birleşik gösterir. Bunun birleşik olması ne demek? Yani oranın buzla kaplı olması demek. Yani burası işte diğer bölgelerde olduğu gibi tamamen buzla kaplı bir bölge. Ve bunu o dönemdeki 1500'lerde bilmelerine imkanı yok. Dolayısıyla böyle bir harita nasıl çizilebilmiş? Burada görüyorsunuz bu Pyrenees haritasında. Ve
o günün eski Türkçesiyle de açıklamalar getirmiş ve yazmış. Ondan sonra bir harita uzmanına bu harita hakkında bilgi istermiş. Amerikalı bir profesör, kendisi işte bir kolejde üniversite hocası olan ve bu oseanograf yani okyanus bilimcisine bu harita gönderiliyor ve deniyor ki burada gördüğünüzü nasıl açıklayabilirsiniz? O zaman cevap olarak İngilizce olarak diyorlar ki bakın ben Türkçesini altta yazsam amiral Piri Reis haritasını şu şekilde açıklamış. Demiş ki harita güney kutup bölgesinin buzlarla kaplı olmadan çizilmiş olması gerekir. Buzlarla kaplı olmadan bu bölgedeki buz tabakası bir mil kalınlığındadır. Bir mil kalınlığında. Bir mil yani 1600 metre kalınlığında. 1513 yılında coğrafi bilgilerle bu haritadaki görüntüleri bağdaştıramıyoruz. Yani orası bir kara parçasıymış, birleşikmiş ve 1513 yılında yapılmış bu harita. Bir reis o dönem yaşıyor ve bu haritayı nasıl çizdiği ve hangi bilgilere dayanarak çizdiğini bir türlü açıklayamıyorlar. Yani burada demek ki Piri Reis haritaları hala bugün bile insanlar için bir sır anlamında ve açıklanamıyor. Böyle durumlar var. Bilmediğimiz ve hala içinde ne olduğunu çözemediğimiz pek çok soru var. Bu sorulara cevap da veremiyoruz. Ve o açıdan bu Muğ kıtası konusu da halen büyük bir sırdır. Var mıydı, yok muydu veya da varsa nasıl baktı sorularını incelemek lazım. Ama en azından açık fikirle bu konuya yaklaşmak lazım. Yani ön yargıyla değil. Ön yargıyla böyle bir şey olamaz, bu diye bir şey yoktur, bunlar hayaldir, bunlar uyduruktur dememek lazım. Neden? Çünkü açık fikirli olmak daima yeni şeylere merak sağlamak ve araştırmak ve mümkün olabileceğini düşünmek gerekir. Nitekim size burada bir takım deliller, yani bir takım kanıt olmasa bile bu konuda ikna edici bazı örnekler göstereceğim. Muğ kıtası 74 yıl önce batarken, yani tam da işte bu Toba Yanardağ patladığında 74 yıl önce, yalnız parası patlamamış yani bir tek yanardağ değil, bütün Pasifik'teki pek çok yanardağ aynı dönemde bir püskürtme ve patlama durumuna girmiş ve dolayısıyla birçok küçük adalar batmış, büyük kıta bile batmış olabilir. Ve bu eğer orada Pasifik'te varsa yani Avustralya'nın kuzey doğusunda diyelim biraz, o zaman oradan batmasına yakın anlaşılır. Yani bu volkanlar püskürdüğünde, patladığında insanlar değişik ellerindeki teknelerle, kimisi işte sandal, kimisi sal, kimisi yelkenliyle değişik bölgelere gitmişler. Güney Amerika'ya, bir dakika tekrar bir alalım, Güney Amerika'ya, Orta Amerika'ya ve Asya'nın işte bugünkü Çin denilen bölgesine oraya gitmişler. Yani bunun gitmiş olduklarını kesinlikle bilmiyoruz ama büyük ihtimal bu. Nitekim bazı göstergeler var. Şimdi gelelim öbür slayda. Şu anda yeni bulunan bir bulgudan söz edeceğim size. Çok yeni. Onun için pek çok insan bundan haberi yok. Ama internete girerseniz bulabilirsiniz. Amazon'da kayıp bir medeniyet ortaya çıkarıldı. Laserle, bakın bunlar İngilizce bir makalesin olarak yayınlandı, size söyleyeyim. Orada da bağlantısı var. Lasers reveal lost prehistoric Hispanic civilization deep in the Amazon. Amazon'un dip derinliklerinde, ormanların içinde, prehispanic dediği olay İspanyolların gelişinden çok daha önce, orada kayıp ve tırnak içinde kayıp bir medeniyetin bulunduğunu ve bu medeniyeti laserla ortaya çıkardıklarını ilan ettiler. Ve bununla ilgili bir cümle size aktarıyorum. Onun İngilizcesini okumayayım ama çevirisini okuyayım size. O çeviride şöyle, yer altında şimdiye kadar bilinmeyen
birçok yerleşim alanı, yollar, ağı, geçitler, sarnıçlar ve kanallar keşfedildi. Hatta bazı piramitler de bulundu yer altında. Niye hepsi yer altında? Çünkü bildiğiniz gibi Amazon çok bir çeşit de ormanlık bölge tabii. Çok ıslak ve rutubetli bir bölge. Devamlı yağmur yağıyor oraya. Yağmurla birlikte bitkiler çok hızlı büyüyorlar ve eğer insan yapısı bir bina veya birkaç bina varsa hemen onları örtüyor ve bitkiler oraya hakim oluyorlar. Dolayısıyla insan oraya gidip de dışarıdan baktığı vakit bir şey görmesine, toprak altında ne var ne yok bilmesine imkanı yok. Ancak bunu gökten bir çeşit hani drone denilen aletle bir laser geliştirmişler ve bu laser aşağıya ışınları gönderiyor. Bu ışınlar yansıyıp da geri gelince oradaki yer altındaki bazı taşlı ve kayalı yapıları ortaya çıkarabiliyor, gösteriyor. Dolayısıyla bu laser sayesinde yeni bir keşiftir bu. Son derece yenidir ve ciddiye alınması lazım. Çünkü Amazon'da evler bulunmuş. Bu tam Amazon ormanının ortasında evler. Ondan sonra sarnıçlar, yollar, köprüler ve piramitler yani ehramlar. Bunlar tabii küçümsenecek bir şey değil. Bugüne kadar orada hiçbir şey yoktu. Gerçi Maya medeniyetini biliyoruz. Onların da ehramları var, onların da yazıları var. Ama Maya'ları çok daha sonraya bağlıyorlar. Demek ki çok daha önceden gelmiş bir medeniyet var orada. Ve o medeniyet yok olunca oraya bitkiler sahip çıkmış. Şimdi bir de Bolivya'da bulunmuş olan bir kaptan söz etmek istiyorum. Bu da başka bir sırdır. Bu da başka bir muammadır. Bakın bu sır ve muammalar olduğunu kabul ettiğimiz vakit, açık fikirle bunlara yaklaştığımız vakit o zaman insan düşünebiliyor. Yani belki de hakikaten bir kayıp medeniyet vardı ve bu kayıp medeniyet onların kıtası ve yaşadıkları bölge yıllara gömülürken başka bir yerlere gitmiş olabilirler. Bu Fuente Magna kabından söz edeyim size. Bolivya 1960 yılı, Bolivya Güney Amerika'da bir ülke. 1960 yılında, bakın bu günümüzden 60 yıl önce, 63 yıl önce Titicaca Gölü, Titicaca Gölü dünyanın en yüksek gölüdür. Yakında Titicaca Gölü'ne yakın toprak bir kap bulunuyor. Topraktan yapıp, şey yapmış, pişmiş toprak tabii. Bulanlar bu kaba Fuente Magna adını veriyorlar. Tabii bunların verdiği isim bu. Yani böyle bir isim takmışlar. Bunun hiçbir önemi yok ama bu isim de biliniyor. Kabın iç yüzünde Sümer damgaları ve bir insan figürü var. Göstereceğim şimdi bu slide'da ama oraya girmeden. Ve Sümer yazısı, yani ön Türk yazısı diyebileceğimiz Sümer yazısı ve bu damgaların Güneybatı Amerika'da bulunuşu nasıl açıklanabilir? Nasıl açıklanabilir? Acaba Muğdar oraya göçler mi oldu? Ve o göçler aynı zamanda doğuya da gidip veya batıya da gidip doğuda Güney Amerika'ya, batıda da ta Sümer'e yani Mezopotamya'ya kadar gelmiş olabilirler mi? Şimdi bunu bilmiyoruz ama şüphe var. Bu damgalar eğer Sümer damgaları ise ki bunu kabul ediyor dünya. Sümer damgaları ve Sümer harfleri olduklarını kabul ediyorlar. Sümer yazısı olduğunu kabul ediyorlar. Ama ne olduğunu, niye o kabı yapılmış olduğunu da bilemiyorlar. Şimdi resmi görelim. Bu kabı işte yuvarlak bir kap şeyde gördüğünüz gibi solda üstten bakışı. Ortada bu kabın yandan bakışı. Bir de kulpu var. Topraktan yapılmış. Dışında figürler var. Bazı resimler, şekiller var. Ve içinde de bir insan figürü var. Böyle yuvarlak yüzlü ilginç bir insan. Ondan sonra yine burada dikkatle bakmak lazım ama uzaktan görünmüyor tabii. Tanrı figürünü yani Sümer'in Dingir dediği veya da Anu tanrısının, güneş tanrının yıldız şeklinde olan ifadesini, damgasını bu kabın içinde görmüşler mi? Var halen. Ve bu Fuente Magna kabının nerede bulunduğunu da işte sağda altta Bolivya'yı görüyorsunuz haritada. Güney Amerika'da ve
oldukça da kendisine yakın bir bölge. Yani oraya gelmiş olanlar herhalde o dağlara veyahut da işte orada Ant Dağları var. Ant Dağları'na tırmanıp orada yaşamışlar. Ve Sümer damgasını sağda işte görüyorsunuz. Anu damgasıdır bu. Bu Anu güneş tanrıdır. Ve Dingir denilen tanrı. Yani bakın Dingir de Türkçedir zaten. Dingir Tengri. Tengri sözünden Dingir'e T'de demişim böyle. Dingir olmuş Sümer'de. Ve Sümer diline de Türkçe'ye çok yakın bir ilişkisi olduğu ve akraba bir dil olduğu artık bilinen bir gerçek. Ve Mısır'da da bu yıldızın altına bir de yuvarlak ortasında noktayla eklenince buna Mısır'ın Amun-Ra tanrısı oluyor. Demek ki Sümer'e giren insanlar aynı şekilde devam etmişler ve Mısır kültürünün Afrika kültürü olmadığı, oradan dolayı bir Batı halkının, insanların kültürü olduğunu da biliyoruz. Onların, mesela Firavunların resimleri var, heykelleri var, mumyaları var. Ve bu mumyalarda insanların ince burunlu, ince dudaklı olduklarını görebiliyoruz. Bunlar hiç Afrika tipiyle yakından uzaktan ilişkileri yok. Afrikalılar kalın dudaklı oluyorlar. Afrikalılar bir küçük basık burunlu oluyorlar. Halbuki Mısır firavundan burunları daha uzun. Yani bizim batılı Türk insana da benziyor. Ve dudakları da ince. Dolayısıyla bu Fuat Teman'la kabı bu kadar ilginçken acaba bizim Türkiye'de bir tane Sümerolog, bir tane Sümerolog merak edip de ya şu kapta Sümer yazıtları var, ben de gideyim şunu okuyayım. Ben Sümerce, Sümerolog olarak Sümer yazısını okuyabiliyorum dedi mi acaba? Oraya gittim, merak ettim, onun fotoğrafını çekip onunla ilgili bir makale yayınladı mı? Hayır, ben hiç duymadım, yok. Yani bu kadar ilgisiz bir millet, bu kadar pasif, bu kadar yani kendi kültürümüzden uzak, kendi köklerimizde merak etmeyen ve kendi köklerimizi bir bakıma reddeden, alay eden ve olması mümkün olmayan şeyleri ortaya atan, tamamen yanlış bilgiler, Avrupalıların verdiği bilgilerle bizi kandırmaya çalışan maalesef çok bilim insanımız var. Yani bilim derken de onları tırnak içinde açıklıyorum. Çünkü bir bilim insanı yapması gereken şey bulunan bir yeni buluşu derhal gidip araştırması, incelemesi ve onun üzerine yayın yapması gerekir. Evet, devam edelim. Hawaii adasında volkanlar halen aktif haldedirler. Demek ki o bölge, yani bildiğiniz gibi Pasifik'te Hawaii adaları ve o bölgede bütün volkanlar, birkaç tane volkan var, hepsi de halen lav salıyorlar. Bakın sağda resmini gördüğünüz bir Hawaii'deki volkanın saldığı, fışkırttığı lavlar. Ve bu lavlar her yere eritiyor, her yere yayılıyor ve eğer bir adanın üzerine yayılırsa adayı dümdüz yapıyor. Yani adanın şeylerini, binalarını, evlerini örtüyor. Dolayısıyla eğer mıknatısı var ise ve bu mıknatısının kudukları Pasifik'teki adaların bulunduğu bölge ise, ki bakın solda görüyorsunuz, ben çizdim bunu. Orada bütün bu adalar var işte, Tonga, Samoa, Tuvalu gibi değişik adalar var, ada grupları var. Ve bunların dış çevresini çizdiğiniz vakit doğrudan doğru bir Mu kıtasına benzeyen bir harita ortaya çıkıyor. Belki de diyorum, bu adalar batmış olan o Mu kıtasının tepeleridir. Yani dağ tepeleridir ve volkanlarıdır bir bakıma. Çünkü birçok adada hala volkanlar aktif olarak püskürtmeye devam ediyorlar. Demek ki bu volkanlar bir dönemde hep beraber püskürttükleri vakit bütün bu lavları ve bu lavlar bütün adaları kapladığı vakit o yavaş yavaş o adaların denize gömülmesi gayet normal. Ve sonra zaten deniz seviyesi yükseliyor.
Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bu bir ihtimal tabii, bu kesin değil. Ama daha takım veriler var. En güneydoğu, Pasifik'te binlerce atol var. Atol dediğimiz şey mercan adası. Bizim Türkçe'de mercan adası dediğimize atol adı vermişler. Atoller ortası boş, denizle kaplı, etrafı çepeçevre dairesel bir mercanlarla kaplı bir ada. Ve bu nasıl oluşuyor? Önce bir yanardağ var. Yani denizin üstlerine çıkan bir volkan var, bir yanardağ. Bu yanardağ bir takım işte böyle lavlar püskürtüyor. Sonra bu yavaş yavaş bu volkanlar, lavlar etrafa yayıldıkça onun etrafına değişik küçük bitkiler, süngerler ve mercanlar kaplamaya başlıyor. Ve bu şekilde o volkanlı ada altta duruyor. Fakat üstte, burada sarıda gördüğünüz gibi şu ortada üstten bakışı görüyorsunuz. Yavaş yavaş genişleyerek bir volkanın kalıntısı olan bir ada geriye kalıyor. Buna atol deniyor, mercan adası. Ve bunlardan Pasifik'te pek çok var. Yani öyle bir iki tane değil, yüzlerce var. Onun için oraya giden teknelerin, Pasifik'te dolaşan teknelerin çok dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bu volkanlar, bu atollar yani mercan adaları deniz seviyesinden hemen hemen 1 metre, 1,5 metre yükseklikte görünmeyebiliyor ve altında koskocaman bir yanardağ duruyor hala. Yani bunlar böyle denizde güzel şeyler değil bu atollar, bu mercan adaları sabit. Dolayısıyla altında sabitliği oluşturan bir dağ var. O dağa da çarpmamak lazım. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeleri lazım o Pasifik'te giden tekneleri. Ve bunlardan pek çok var. Bunlar tabii düşündürücü. Ve bu kıtası batırınca geriye kalan adalar kalıyor geriye. İşte bu adalarda doğu ucunda Paskalya Adası var. Paskalya Adası, Paskalya yani bu adaya Paskalya deniyor. Ama bizim Türkçe'de başka bir isim verdiğini zannetmiyorum. Gene bu isim kullanıyoruz. Ve bu ada üzerine biraz düşünmek lazım. Geçelim şimdi bakın. Bu Paskalya Adası'nda özelliği var. Mu kıtasının bir kere çok benzer. Yani bu hayali olarak çizmiş olduğum Mu kıtasının sınırlarıyla Paskalya Adası birbirine çok benziyor. Ve Paskalya Adası'nın asıl adı Rapa Nui. Oranın halkın verdiği isim. Paskalya Adası denmesi nedeni de oraya işte Kaptan Cook falan gittiği vakit Paskalya döneminde yani işte bu Nisan oluyor galiba Paskalya o dönemde gitmiş olduğu için ona bu ismi vermiş. Fakat ilginç olan şu, bu ada etrafında çepeçevre 887 adet insan heykeli var. Bakın biri değil, 887 adet kayadan oyulmuş ve hangi kaya? Yumuşak kaya. Yani ki lavlardan, lavların kurumuş olan, lavlar bazalt deniyor, kurumuş olan lav parçalarını bazalt deniyor. Bunlar tabii yumuşak olduğu için çok kolay oyulabiliyor ve taşınabiliyor. Çok da ağır olmuyorlar. Ve o açıdan bunları oymuşlar ve 887 tane konmuş. Fakat kim konmuş belli değil. Oradaki şu anda yaşayan insanlar var bu adada. Bu adadaki insanlara soruluyor. Siz bu şeyi siz mi yaptınız bu heykelleri? Hayır diyorlar. Biz geldiğimizde bu heykeller hazır bekliyordu orada. Ve daha da ilginci heykeller hepsi deniz kıyısında ve hepsinin yüzü denize dönük. Hepsinin yüzü denize dönük. Yani sanki denizden gelecek birini veya birilerini bekliyorlar orada. Ve denize bakıyorlar. Bu da tesadüf değil yani. Onu bilerek yapmışlar. Demek ki bunun altında bir anlam var. Anlam da yani şu biz buraya geldik ve bu kıtası battıktan sonra buraya geldik ama belki hala gelecek olanlar var buradan. Biz onları bekliyoruz ve onları beklerken de bu heykelleri yapmışlar. Yani yakında olanları görsünler diye. Evet. Bu Paskalya Adası'nın adı Rapa Nui.
İşte bu heykelleri gösteriyorum size. Heykeller çok ilginç. Hepsinin başında şapka var. Şimdi normal olarak bir gayrimedeni diyemeyeceğim tabii ama yani kendi oranın yerli halkı diyebileceğimiz insanların şapkayla ilgileri yok. Şapka yapmıyorlar, şapka giymiyorlar. Şapkaya imalatı diye bir ne atölye var ne fabrika var. Dolayısıyla bu insanlar niye şapkalı ve kim yapmış o şapkalı heykelleri bilmiyoruz. Ve bu insanların dikkat ederseniz burunları ince, hiçbir zaman Afrika tipine benzemiyor. Dudakları da ince ve gözleri de çekik. Yani bunların bu şekilde oluşu tamamen farklı bir medeniyetin, farklı insan türünün bu oradaki yerlilerden çok daha önce oraya gelmiş olduğunu bize bu heykeller söylüyor. Anlayan da tabii. Ama hala bugün bu heykellerin kim tarafından yapıldığı, niçin yapıldığı, heykellerin başında neden şapka olduğu, bütün bunlar hala bugün bile bir muamma ve bilinmiyor. Demek ki karşımızda size gösterdiğim gibi pek çok muamma ile karşı karşıyayız. Pek çok bilmeyenle karşı karşıyayız. Yani işte oradaki kabı, Bolivya'daki kabı söyledim. Amazon'un altında bulunmuş olan bir medeniyetten söz ettim. Bütün bunlar yeni buluşlar ve bu buluşların neden orada olduklarını, kim tarafından yapıldıklarını, hangi amaçla yapıldıklarını kimse bilmiyor. Dolayısıyla bunu sorgulamak ve en azından açık fikirle yaklaşmak gerektiği görüşündeyim. Evet. Kaskar yazısının bir yazı var. Bu Rapa Nui yazısının adı Rongorongo. Rongorongo adını vermişler bu yazıya. Bu yazının çok özelliği var. Bu yazı bir çeşit hieroglif yazısı gibi. Yani Mısır'daki yazıya benziyor. Resim yazısı bu. Ve bu resim yazısının özelliği de şu. Bir satır yukarıya bakıyor, öbür satır aşağı bakıyor. Yani insan figürleri yapmışlar. Burada görürsünüz, bakın bir tanesinde insan figürü bir tanesinde yukarı bakıyor, öbüründe aşağı bakıyor. Ve bu normal değil. Yani hiçbir medeniyet, hiçbir kültür, dünyanın hiçbir yerinde bir satırı, düz bir satırı tam baş aşağı yazmamış. Bu mümkün değil. Ve bu sadece oranın, yani bu Paskalya Adası'nın halkı tarafından bugünkü halkı değil. Çünkü bugünkü halkına soruyorlar. Siz diyorlar bu yazıyı okuyabiliyor musunuz? Hayır diyorlar, okuyamıyoruz. İçlerinde bu yazıyı okuyabilen tek bir kişi yok. Peki Avrupalılar, bilim insanları, hani Amerikalılar gidip geliyor, bu kadar teknoloji var ellerinde, okuyabiliyorlar mı? Hayır, okuyamadılar. Bugüne kadar okunamadı. Demek ki bir başka muamma, bir başka bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yazılarını bilmiyoruz. Gerçi işaretleri gördük, işaretleri var. Yani bu yazın artık harf mıdır, hece midir, kelime midir? Belki de sözcüktür her biri. Sözcük yazısı olabilir bu. Ve hatta hece yazısı olabilir. En azından hava harf yazısı değil. Çünkü yani 50'ye yakın işaret var. Dolayısıyla bunun ne olduğunu ve kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz. İşte size bir başka soru, bir başka üzerine durulması gereken konu. Rongorongo'nun işte bir taşa çizilmiş olan, tabii burada biraz uzak olduğumuz için ve burası da çok net olmadığı için yazıyı tam göremiyorsunuz. Ama en azından bir satırın yüz, öbür satırın da tam ters olarak yazıldığını söyleyebilirim. Ve bu da onları özel olarak yalnız taşa kazılı bir yazı bu. Bunun da iyi tarafı şu. Başka bir şeye kazsalar, mesela tahtanın üzerine kazsalardı kaybolacaktı değil mi? Yağmurlarla ve hava durumuyla eriyip gidecekti. Ama taşa kazdıkları için binlerce sene o taşlar orada duruyor ve neyse ki onları silmemişler. Yani oranın halkı bu saygı göstermişler heykellere ve yazıya, kayadaki taş üzerindeki yazılara. Ve hala oraya gidenler bu yazıları görebilir. Ama hiç kimse bu yazıları bugüne kadar okuyabilmiş değil. Mesajın ne olduğunu bilmiyorlar. Ve biz de konuyu hala bir muamma olarak, bir böyle bir
bilmeyen olarak sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim en batıya. Şimdi şeye gidecek olursanız bu kıtasının haritasını hayali dediğim hat, çünkü batı kıta olduğu için gerçek hudutların sınırlarını bilmiyoruz. Ama hayali olarak çizmiş olduğum bu kıtasının en batı ucunda bir başka muamma var. Yine karşımıza bir rongorongo gibi bir yazı çıkacak ve aynen şeydeki gibi, bu Paskalya adasındaki gibi bir yine büyük bir soruyla karşılaşacağız. Bu adanın adı Yonaguni adası. Yonaguni adası. Bu Okinawa adaları grubu var. Bunlar aynı zamanda Rukyu adaları deniyor. Bugün Japonya bağlı olan adalar. Fakat bir dönem orası bağımsızmış. Ve bu Yonaguni adası en güney ucu oluyor. En güney ucu bu Okinawa adalar grubunun en güney ucu oluyor. Ve Tayvan'a oldukça yakın. Fakat orada da ilginç bir yapı var. Gelelim bakalım neymiş. Önce Rukyu krallığından söz edeyim. Bağımsız bir krallıktı bu. Ve Japonlardan ayrıydı. Ve Japonca'dan farklı bir dili de vardı. Yani oranın konuşulan dili Japonca değildi. 1609 yılında Japonlar adayı işgal ediyorlar. 1609 yılında, yani Milattan sonra 1609 yılında. Rukyu Krallığı 1879 yılına kadar bir miktar bağımsız kalıyor. Ve dillerini koruyorlar. Fakat bugün tamamen Japonca hakim oraya ve o açıdan kendi dillerini, o orijinal eski dili kaybettiler. 1879'da Okinawa eyaletinin parçası oluyor. Okinawa bir eyalet, adalar grubu ve bir eyalet oluyor, Japonya'nın bir eyaleti. 1879'da Okinawa'nın parçası oluyor bu Yonaguni adası. Ve haritayı bakıyorsunuz, bakın altta çok ilginç bir harita yapmışlar. Belki teknat göremiyorsunuz ama 3 ay var, 3 ay var. Yani bu da bizim kadim Türklerinde bir sembolü sayılabilir. Ve bu şekilde bir bayrakları da var. Dilleri de var, bayrakları da var. Evet. Şimdi Yonaguni Adası'nın yakın 25 metre derinlikte ilginç bir yapı bulunmuş. Çok da eski değil. Bundan 25-30 sene önce bulunuyor. Ve oraya bir dalgıç dalgında böyle bir yapı görüyor. Haber veriyor. Sonra daha uzman dalgıçlar gelip oranın haritasını çıkarıyorlar. Çizimini yapıyorlar. Burada da gördüğünüz bu inşaatın inşaat mıdır, doğal mıdır, o da şüpheli. Çünkü o da tartışma konusu olmuş. Bazı uzmanlar diyorlar ki bu doğaldır, doğal bir kayalık yapıdır. Bazı insanlar diyorlar ki hayır, doğal değildir. Ben doğal olmadığını size göstereceğim. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Bu yapıda basamaklar var. Basamakları görüyorsunuz. Bakın alttan yukarı doğru yükselen basamaklar var. Çevre düz bir yol var. Çevre düz bir yol var. Yani bu tesadüf olarak çevre düz bir yol yapılmış olması veya oluşmuş olması diyelim kendiliğinden pek ihtimal dahilinde değil. Gerçi üstü düz ama üstünde de sanki böyle hani apartman girişi gibi kat kat bir yapı bu. Ve çok ilginç giriş yerleri de var altta. Şimdi geçelim bakalım. Bu daha iyi bir fotoğrafını görüyorsunuz. Yonaguni batığının tapınak olma ihtimali var. Yani o dönemde insanlar bu binayı, inşaatı tapınak olarak yapmış olabilirler tahmin ediliyor tabii. Tabii dediğim gibi bu kesin bir bilgi değil. Ama zaten her şey bir muamma olduğu için bu da muammalara ek bir muamma olarak düşünülebilir. Yapıdan görüntüler görüyoruz. Bakın insan orada bir dalgıç sağ taraftaki resimde. Onun boyuna göre ne kadar daha büyük bir yapı olduğunu görüyoruz. Orada düz kesimli taşlar var. Şimdi eğer doğal yapılmış olsaydı bu kadar düz böyle hani makineyle kesilmiş gibi bu kadar düz olma ihtimali ne kadar olabilirdi, olabilir miydi? Düşünülmesi gerekir. Bir de ayrıca basamaklar var. Bakın soldaki resimde insanların tırmanabileceği gibi basamaklar da var. Ve bu basamaklar çepeçevre, yani böyle az değil, bir hayli fazla sayıda
basamak var etrafında. Ve düz bölgeler var. İçine de girmeye çalışıyorlar fakat oldukça derinde olduğu için bu 25 metre derinde. Ne demek oluyor? Demek ki bu suyun üzerindeymiş ve sular yükselince, 20-25 metre kadar yükselince bu suların altında kalmış. Bu demek ki bu yapı suların yükselmesinden önce yapılmış bir yapı. Suların yükselmesinden önce. Ne zaman sular yükseliyor? Buzlar eriyince. Buzlar erimesi de işte günümüzden 20 bin yıl önce filan erimeye başlıyorlar. Ve kuzeyden buzlar eriyince, büyük buzullar bunlar tabii, hepsi denize dökülüyor, deniz seviyesini yükseltiyor. Bugün de dünyada işte kutuplarda buzların eridiğini biliyoruz. Daha küçük boyutta oluyor bu ama bugün çok büyük boyutta olmuş. Çünkü bir buzul çağında söz ediyoruz. Bütün Kuzey Asya'yı, Kuzey Amerika'yı ve Kuzey Avrupa'yı kaplayan buzlar. Ve bütün bu buzlar eriyince tabii ki deniz seviyesi yükselmiş, 20-25 metre yükselmiş. Ama böyle bir binanın oluşu demek ki o buzların erimesinden önce. Demek ki bu çok daha önce yapılmıştı. Tabii tarihini bilemiyoruz. Çünkü bu taşları tarihlemek mümkün değil. Ama en azından çok eski bir bina olduğunu ve suların yükselmesinden önce yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu Yonagin'in yakınında bulunmuşlanan bir taşa kazılı yazı. Bu yazıda işte tabii taşın kendisini göremiyoruz ama orada taştaki şekilleri yayınlamışlar. Bu yayından size burada bir örnek gösteriyorum. Buradaki resimdeki şekiller olduğu gibi bir yazı ve belki de bir hece yazısı veya belki de bir sözcük yazısı. Ama hangi dil olduğunu bilmiyoruz. En azından o bölgede farklı bir dilin konuşulduğuna ve o bölgede Rukyu adlı başka bir insan topluluğunun yaşadığı, hatta bir cumhuriyet gibi kendilerine ait veya krallık gibi bir topluluk halinde olduklarını şimdi biliyoruz. Ve orada demek ki çok daha önceden, yani belki de bu batık deniz altındaki yapı varken ve yeryüzündeyken yazılmış olan bu yazılar tesadüfen ele geçiyor. Ve bunun da Rongorongo yazısına benzemese bile en azından Asya damgalarına bir miktar benzediğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buradan tekrar Asya'ya dönelim. Ve bu örneklerden hareketle şimdi ön Türklerden söz edeceğim. Çünkü James Churchward 1925'te çizdiği bu haritada Asya'daki Büyük Uygur İmparatorluğunu belirtiyor ve söylüyor. Demek ki Mu ile ilişkili olabilir diye düşünülüyor. Şimdi gelelim bunun ayrıntılarına. Atatürk bu Mu Uygur ilişkisiyle ilgilenmiş 1920-30'lu yıllarda ve kendisi işte Churchward'ın kitabını getirmiş, 1925'te yayınlanan kitabı getirmiş ve 1930'lu yıllarda okumuş. Kendisi gayet iyi dil bilen bir insandı ve o açıdan üzerine notlar da düşmüş. O açıdan işte bu Sibirya'da bir kültürün olduğunu ve bunun Uygur'la ilgili olabileceğini ama bugünkü Uygurlar değil, çok daha eski, kadim bir kültür olan Uygurlardan söz ederim. Onların olabileceğini Atatürk düşünmüş ve onu ders olarak da hatta öğretmiş gençlere. Şimdi kök dil olabilir mi? Yani bir tüm dillerin türediği tek bir dil. Ve bu dil günümüzden belki 25-30-40 bin yıl önce konuşulan bir dil. Sonradan yavaş yavaş diğer dil grupları bu dilden yavaş yavaş türemişler, ortaya çıkmışlar. İşte bu kök dile değişik isimler veriliyor. Mesela Rus bilimciler, dil bilimciler bu kök dile nostratik diyorlar. Nostratik bizim tabakamız demektir. Nostra, nostrum bizim demektir Latince. Ve stratum da tabaka demektir. Hani stratigrafi bilimi vardır mesela, tabaka bilimi. Dolayısıyla bizim tabakamız, yani bizim tabakamız derken herhalde bu Avrupalı ve Asyalı insanların
dilini kastediyor tahmin ediyorum. Ve bu insanların bulunduğu yer bütün dünya geçilerde kabul ettiği gibi Asya, Orta Asya'da işte bugünkü Altay bölgesi, Altay Dağları çevresi ve oradan yayılıyor. Şimdi yeşille haritada gördüğünüz gibi bu ilk dil olan Nostratik nerelere kadar gitmiş? Avustralya'ya kadar inmiş. Hindistan, bütün Asya olduğu gibi bütün Avrupa, Kuzeydoğu ve Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Mezopotamya, Arap Yarımadası, Orta Sudan'a kadar bu dil gitmiş. Amerika'ya da geçmiş ve Amerika'da bütün Kızılderililer, yani yerli dediğimiz fakat aslında Asya'dan göç etmiş olan insanların dilleri ve Orta Amerika ile Güney Amerika'da da bu dilin var olduğunu artık dilciler kabul ediyorlar ve bu dile nostratik diyorlar. Ama bu dil üzerine hala tartışmalar devam ediyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Amerikalılar başka bir isim veriyorlar. Borean adını veriyorlar. Borean kuzey dili demektir. Peki Macarlar ne diyor? Macarlar da Turanian dili diyorlar. Turan dili yani. Ve hakikaten de Turan dili en doğru tanım olabilir. Ve biz buna ön Türkçe diyebiliriz. Yani niye Turan bölgesinde yaşamış olan insanların bu kadim Uygur toplumunun diyelim dilinin Türkçe olduğunu ve ön Türkçe olduğunu artık değişik şekillerde kanıtlamak mümkün. Çünkü Sümerce, ondan sonra Amerika'daki yerlilerin dillerinden, Japonca, ondan sonra Kuzey Amerika'da, Kuzey Avrupa'da bu dilin değişik değişik etkilerini buluyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla üç ayrı isim verilmiş. Rus Avrupalılar Nostratik, Amerikalılar Borean ve Macar dilciler de Turanya diyorlar. Dolayısıyla benim görüşüm şu, en doğru isim ön Türkçe olması gerektiğidir. Çünkü tabii bunları kabul etmezler. Yani çünkü ön Türkçe dediğin vakit hemen bir yafta yapıştırıyorlar. Diyorlar işte Türkler o dönemde yoktu veya Türkler sadece Anadolu'da yaşıyorlar veya sadece hatta özbekleri, kırmızıları, kazakları da Türk saymıyorlar. Bu şekilde bir ayrım yaparak bölge yönet politikası bu. Ve bu açıdan bunu sadece politik olarak değil, dil konusunda da çok şiddetli bir şekilde uygulamaya devam ediyorlar. Ön Türkçe'den türeyen dil gruplarına bakacak olursanız esas itibariyle dört büyük grup olarak tanımlayabiliriz. Bunlardan Hint-Avrupa Türkçe'den çıkmış Ural-Altay dilleri, çok daha eski diller bunlar, Kafkas dilleri ve Kuzey Amerika dilleri. Tabii bunlar grup olarak konuşuyorum. Yani tek bir dil değil. Bunlar dil grupları. Ve Ural-Altay dil grubunda dört kolu var. Çünkü en eski grup, yani Asya'nın merkezinden dünyaya yayılan bu dil, dört gruba ayrılmış. Ural grubu, Batı Altay, Doğu Altay ve kaybolmuş grup. Ural grubuna bakarsanız, Ural işte Macarca, Fince ve Ob-Ugrik yani Kuzey Avrupa'nın en doğu bölgesi yani Rusya'ya yakın olan bölgesi. Orada konuşulan dil Ob-Ugrik. Batı Altayların işte birçok kolu var, birçok dili var. Özbekçe, Kazakça, Moğolca, Türkçe, Anadolu Türkçesi, Çuvaşça ve daha pek çok Anadolu'da veyahut da şeyde Asya'da konuşulan diller bunlar. Ve Doğu Altay dilleri Yakutça, Korece, Japonca ve Aynur dilleri. Bunlar da Türkçe ile, ön Türkçe ile yakın akraba, oradan türemiş diller. Japonca ile çok yakından ilgilendim ben. Çünkü ben Japonya'ya 30 kere gittim. Her gittiğimde de bir ay kaldım. Yani 30 aylık bir tecrübem var Japonlarla. Ve Japon kültürünü inceledim. Japon diline çok merak saldım. Ve Japon dilinin Türkçe'ye çok yakın bir dil, akraba bir dil olduğunu sapladım. Ve bununla ilgili makalelerim de var, yayınladım da. Aynı şekilde Korece de öyle. Bunlar Doğu Altay grubu. Tabii Doğu Altaylardan da daha doğuya gidildiğinde Atabaşta dilleri var Kuzey Amerika'da. Ve diğer Kızılderili dilleri var. Bunlar da yine ön Türk dillerinden türeme diller. Sonra kaybolmuş diller var. Yani bugün halen var olmayan, konuşulmayan fakat bir dönemde konuşulmuş olan diller. Mesela Sümerce, Elamca, Etruskça,
Kıbrısça, Giritçe ve daha Asya'da kaybolmuş olan birçok dil var. Ve bunların hepsinin ön Türkçeden çıktığını artık dil dünyası kabul etmekle beraber işlerine gelmediği için pek fazla bu konuda söz etmiyorlar, konuşulmuyor. Şimdi bu dil gruplarının yıllara göre nasıl dağıldıklarına bakacak olursanız, yani bu dil grupları halen var, bir kısmı kaybolmuş ama halen var. Bunların yıllara göre dağılımına bakalım. 25 bin yıl önce ön Türkçenin var olduğunu kabul edebiliriz. Yani ben çok daha eskidir ama 25 bin yıl önce konuşuluyordu bu dil. 15 bin yıl önce bu dilden, ön Türkçe denilebilecek dilden Ural-Altay dil grubu ortaya çıkıyor. Ural-Altay dil grubunda ve aynı zamanda Güney Amerika dil grubu çıkıyor. Çünkü Amerika'ya da yayılmışlar ve Bering Boğazı üzerinden geçerek veyahut da bilemiyoruz ama belki de bu kıtasından oraya geçerek. Çünkü demin gösterdiğim gibi yani buradan göçler olmuş ve oradan da belki insanlar bu Bolivya bölgesine, Peru'ya ve Arjantin'e gitmişler. O açıdan onların da dillerine bu ön Türkçeden çıkmış olduğunu kabul edebiliriz. Bu 12 bin yıl önce Çin, Tibet, Dravid dilleri oluşuyor. 3 bin yıl sonra Altay dillerinden. Ve Orta Amerika dilleri, Güney Amerika'dan Orta Amerika dilleri gelişiyor. İşte bu Maya dili ve diğer diller. Ondan sonra 7 bin yıl önceye gelelim. 7 bin yıl önce Sümer dili ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yani günümüzden 7 bin ama yani ilk şekliyle çıkıyor tabii. Yani gelişmiş bir yazı olarak değil de ilk öyle işaretlerle ve resim yazı olarak ilk 7 bin yıl önce başlıyor. Ve aynı şekilde Kuzey Afrika'da da dilin devamını biliyoruz. Yani Mısır'da ve diğer bölgelerde. 4 bin yıl önce de Hint-Avrupa dilleri çıkıyor ve Kafkas dilleri oluşuyor. Şimdi 4 bin yıl deyince biraz önce 2000 kabul etmek lazım. Ve bu nerede? İşte Hitit dilini öyle iddia ediyorlar. Ama Hitit dilini incelediğimiz vakit Hitit dili bir ara dildir. Yani Ural-Altay ile Hint-Avrupa dilleri arasında bir ara dil olduğu artık kabul ediliyor. Fakat bunu tam olarak nereden çıktığını, kimlerin getirdiğini, Haddi dili var mesela, Haddilerin dili Asya dilidir ve bitişken bir dildir. Dolayısıyla bütün bu dillerin çoğu, hemen hepsi bitişken dillerdir. Bitişken ne demek? Takılarla geliştirilen dillerdir. Yani bir kök sözcük var ve bu kök sözcüğe eklenen takılarla sözcükler genişliyor, ilerliyor, büyüyor ve bu şekilde cümleler ortaya çıkıyor. Bu bir gelişimdir ve bu özel bir gelişimdir. Hiçbir şekilde mesela Hint-Avrupa dillerinde bu gelişimi bulamıyorsunuz. Onlar mesela kendi köklerini ararken uyduruyorlar. Bir takım kökler arıyorlar ve bunları bulamadıkları için uyduruyorlar. Yani Hint-Avrupa'nın kökeni belli değil, uydurumdur. Ama Ural-Altay dillerinin kökeni çok kesin biliniyor. Neden biliniyor? Çünkü kök sözcükler hala bugün yaşıyorlar. Gel, git, kaş, koş gibi tek geçeli sözcükler hepsi bunların belki binlerce yıl öncesinden günümüze gelmiş. Ön Türkçenin de simgeleri var. Onların da yazıları olduğu tahmin ediliyor ama elimizde geçen Churchward'ın getirmiş olduğu simgeler bunlar. Mesela bu simgesi olarak kabul edilen bu şekilde ortada artı işareti var daire içinde ve etrafında güneş ışınları çizilmiş. Demek ki ortadaki bu artı işareti güneş tanrıyı temsil ediyor. Güneş tanrı. Ve hakikaten ilk inanç olarak gökte parlayan güneşi gördüklerinde insanlar onu tanrı olarak kabul etmişler. Ve her yerde, Mısır'da mesela Anun güneş tanrısı, Asya'da gök tanrı var, gök tanrı diyoruz ona. Ondan sonra bütün bunlar hep güneşle ilgili. Dolayısıyla burada da aynı simgeler olmuş. Ve bu simgeler acaba Asya'ya geçen insanlara, yani buradan gelip de veya da buraya gidip de bilemiyoruz tabii. Yani Asya'dan mı o kıtaya geçtiler? Çünkü o da büyük ihtimal 74 bin yıl önce patlamaya beraber veyahut da o kıtadan mı Asya'ya geldiler? Burası şu anda kesinlikle söylenebilmek
mümkün değil. Ama en azından böyle bir simgenin var olduğunu biliyoruz. Şimdi geçelim öbür ileriye. Evet, bu Churchward'ın kitabının kapağı. Görüyorsun simgeleri. The Sacred Symbols of Moore demiş. Yani Moore'un kutsal simgeleri. Ve en solda üstte gördüğünüz gibi daire içinde artı işareti. En tipik işareti. Ve bunun değişik değişik şekilleri var. Ve en altta görüyorsunuzdaki dairenin etrafında ışınlar da çizmişler. Demek ki bu simge güneşi, güneş tanrıyı, güneş tanrıyla ilgili olan gök tanrıyı simgeliyor. Evet, dört yön olabilir bu artı işareti. Yani kuzey, güney, doğu, batı ve dört element de olabilir. Hava, su, toprak, ateş ve gök ile yani güneş olduğuna göre gök, yer, çevre ve buna on da diyoruz. Yani on her şeyi birleştiren bir bütünsel bir kavramdır ve buna on vermiş antikler. İnsan ve ok olarak biliniyor. Yani burada bir on ve ok simgesi veya düşüncesi veya hecesi söz konusu ve buna da tengri damgası adı veriliyor. Yani veriliyor değil. Böyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani bunun kesin olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bir de dört melekten söz edilebilir. Mesela işte birçok inançta var olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail. İşte Cebrail aracı haber veren, Mikail doğayı koruyan, İsrafil kıyamet habercisi ve Azrail ruhların rehberi şeklinde düşünülen dört melek. Ve bunlarla acaba bu işaretten ötürü melek kavramı onu da bilmiyoruz ama pekala olabilir. Çünkü bu kavramın veya da bu damganın diyelim ortaya çıkışı ve çizilmiş olması son derece eskidir. En azından 7-8 bin sene eskiliği vardır. Belki çok daha eskidir. Eğer bu ile bağlantılı olursa belki de 50 bin sene eskiliği vardır. Bu simgelerini şimdi size daha bir ayrıntı olarak gösteriyorum. Bir artı işareti, ondan sonra daire içine giren bu işaret ve bunu değişik süslü şekillerde, değişik kültürlerde görüyoruz. Mesela Hint kültüründe mandala olarak çizilmiş bu. Mandala kutsal daire demektir. Ve içinde bir artı işareti olan bir daire ve bunu kutsal olarak kabul ediliyor. Hem Tibet'te hem Hindistan'da. Dolayısıyla o da Asya'dan gelen, Asya'dan güneye inen insanların getirmiş olduğu bir simgedir bu. Yani bakın dünyada ortak simgeler var. Yani işte bütün dünyaya yayıldığı dil olarak da bağlantı olduğu gibi simgesel olarak, yani inanç sistemi olarak, tanrı, tengri kavramı olarak da bütün dünyada bu simgeyi görebiliyorsunuz. Mesela Tibet'tekini görüyorsunuz. Sonra Çin'de var. Yanında Japon var. Bakın hepsinde dört kol ve bir daire söz konusu. Kentlerim var. Orada üç kol dört yerine. Sonra Bali adası var biliyorsunuz. Güneyde şeye bağlı Bali adası. Ondan sonra Aztek simgesi var. Aztekler Orta Amerika'da yaşamışlar. Malta'daki simge çizilmiş, onu da bulmuşlar. Jain Hindistan'da ve Girit'te. Bütün bu simgeler halen var ve Sümer'de de var. Her yerde ortaya çıkıyor karşımıza. Aynı simgeyi farklı yerlerde görüyoruz ve bunun kaynağı da Asya'nın Saymalı Taş bölgesi. Kırgızistan'da bir yayla bu. Pek az yağmur yağan, kurak bir yayla, yüksek bir yer. Oraya çıkmış insanlar, özellikle avlanmak için gitmişler tabii. Ama belki iklim şartlarından dolayı, çünkü onlar yarı göçer oldukları için yazın yaylalara çıkıp kışın ovalara iniyorlarmış. Ve hala belki o gelenek devam ediyor. O açıdan o çıktıklarında bu taşlara bu simgeyi çizmişler. Ve bu simgeler hala var. Ve oraya giden Servet Mamuncuoğlu, belki duymuşsunuzdur, rahmetli oldu. Kendisi oraya gitti, fotoğraflarını çekti bu simgelerin. Ve bu simgelerle ilgili kitap da yayınlandı ve benim elimde var. Ve ben oradan aldım zaten.
Altta da çatal büyük ve saymalı taşla yine başka bir daire. İçinde insan bu sefer figürü çizilmiş. Çatal büyükte de daire içinde artı işaretleri var. Çatal büyük Anadolu'da ve milattan aşağı yukarı günümüzden 9000 yıl, 8000 yıl önce orada insanlar yaşamışlar. Orada belli bir kültür yapmış, evler inşa etmişler, kültür geliştirmişler, simgeler bırakmışlar, şekiller bırakmışlar. Yazıları yok ama en azından resimleri var. O açıdan Çatal Büyük de bu Nuh kültürü demeyeceğim ama ortak Türk kültürünün bir devamı olduğu görüşündeyim. Başka yerlere bakıyorsunuz, Amerika'ya. Amerika'da Oklahoma, Mississippi. Bir deniz kabuğu sol üstte gördüğünüz. Üzerinde bir ortada yine bu tanrı olabilir. Gök tanrı. Dört kola işaret var. Bakın sağ sol yukarı aşağı. Ve bu da yine bizim Tengri simgemizi ifade ediyor. Maya'da aynı şekilde görülüyor ve daha da ilginci dairenin etrafında nokta nokta güneş ışınlarını da çizmişler. O her bir nokta güneş ışını ifadesi oluyor. Demek ki bu tanrı aynı zamanda gök tanrı ve güneş tanrı olarak da binlerce yıl insanlar tarafından kabul edilmiş, tapınılmış bir tanrı. Ve ortada güney, altta solda Navajoların bir halısı bu. Halıda da iki tane daire içinde ve içteki dairenin ortasında bir artı işareti görüyorsunuz. Nasıl oluyor? Bu tesadüf olabilir mi? Demek ki ortak bir kültürden söz ediyoruz. Ve Azteklerin, yine Mayaların komşusu olan Azteklerin bir halısı o da, bir çizim bu da. Fakat Azteklere ait olduğu biliniyor. Ortada bakın daireler var iç içe. Bir daire etrafında nokta nokta, aynı Maya'daki gibi nokta nokta güneşin ışınlarını çizmişler. En ortada da artı işareti var. Bu artı işaret ve daire tamamen Asya'nın, Türklerin tanrı simgesi, Tengri dedikleri simge. Ve bu sonradan Sümer'de de Digir adıyla devam etmiş. Ve şimdi bakın başka yerlerine gidiyoruz, orada da buluyoruz aynı durumu. Mesela Kırgız meşhurdur. Kırgızların bu artı işareti hemen hemen bütün şekillerinde, yani bütün halılarında, kilimlerinde, hatta çoraplarında, elbiselerinde çizilmiş bir şekildir bu Kırgız hacı diyelim. O bir hacı, o da Vikinglere aitti. O bir Viking tanrısı veya Viking kralı olabilir. O da Asya'dan gelmiş, yani Türk kökenli bir kral olduğu görüşündeyim. Çünkü yazılarını da Türkçe okumak mümkün. O açıdan bu Viking kralı veya tanrısı olan Odin'in hacını görüyorsunuz. Ortada artı işareti ve onun da ortasında bir daire. Aynen diğer Maya'da da gördüğümüz gibi. Şimdi sağda Keltlere ait bir şekil var. Bunu Hristiyanlar hemen hac, İsa hacı. Bunlar işte biz Hristiyan olduktan sonra çizdiler deniyor ama ilgisi yok. Bunların çok daha önceden oraya geldiklerini, Hristiyanlıktan önce oraya yerleştiklerini biliyoruz. Dolayısıyla kentler, bakın yine o haç sadece artı işareti kalmamış, bir de etrafına daire de çizmişler iki tane. Bu tamamen Türk simgesi olduğu ortada. Girit'te de bir yazı var, buna Lineer A adı verilmiş, okunamıyor. Hala bugün bile okuyamıyorlar. Rumca'ya denemişler, yani eski Yunan diliyle. Ondan sonra Latince denemişler, diğer başka dillerle denemişler. Hiçbir şekilde okuyamıyorlar. Çünkü bu işaretler bir kere Asya kökenli işaretler. Yazı da Asya'nın, Türklerin yazısı. Yani oradan kitabelerdeki yazıya birebir benziyor şu açıdan. Kelimeleri, sözcükleri iki nokta üst üsteyle ayırmışlar. Aynı durum bizde de var. Yani iki nokta üst üsteyle ayrılıyor Orta Asya, onun yazıları. Sade Çin dairesi var. Yine daire içinde bir kap üzerinde bu. Buna işte damalı haç falan diyorlar ama ilgisi yok. Yani insan bunu hani Hitler'in damalı haçıyla falan karıştırmayın. Bu sonradan uydurma şeyler bunlar. Bunun kökeni çok daha eskiye gidiyor. Ne Hitler varken ne Hristiyanlık varken Orta Asya'nın bir simgesi bu. Gelelim Göreme'ye.
Göreme'de, yani Kapadokya denilen bölgede peri bacaları var. Ve bu peri bacaları üzerine de çizilmiş olan bu artı işaret var ve etrafı gene nokta nokta. Gördüğünüz gibi çok ilginç. Yani peri bacaları kim çizmiş? Hristiyanlar çizmemişler. Bu Hristiyanlardan önce oraya gelen işte Romalılardan kaçan Hristiyanlardan önce bu şekiller çizilmiş, termik şekilleri. Çünkü oraya yerleşik insanlar varmış. Yani binlerce yıl önce gelip o peri bacalarına koymuşlar ve yerleşmişler. Ve yer altında da şehirler var. Derinkuyu diye bir şehir var mesela. 7-8 katlı yer altında. Ve gördüğünüz gibi artı işaret etrafında da noktalar var. Sonra ne olmuş? Hristiyanlar gelince oraya kendi ikonalar çizmişler. Kendi loşlarıyla bir çeşit kendi inançlarını çizmişler. İkona dediğimiz şey işte azizlerin resimleri. Fakat tabii bu tartışma konusu olmuş. Yerli halkı başka inançlara, gök tanrı inancında gelenlerle İsa'ya tanrı diyorlar. Tabii bu uyumuş uyuşmayınca aralarda kavga çıkmış. Ve kavga bir dönemde büyük bir çatışmaya bile dönüşmüş. Buna ikonoklast dönemde. İkonaların kırıldığı dönem. Ve aşağıda ve milattan sonra oluyor bu olay, 6. yüzyılda falan. İkonoklast dönemde ne yapmışlar? Oranın yerli halkı tekrar oradaki aziz resimlerini çizmiş, silmişler. Silmeye çalışmışlar. Bir kısmını silebilmişler, bir kısmını silememişler. Çünkü bir anlaşmaya varmışlar. Hristiyanlar demişler ki tamam silmeyin. Yeter ki bizim şeylerimize, din inançlarımızı tutun. Ama biz de size bu gök tanrı inancımızı tutacağız ve oradaki bu artı işaretini, daire içindeki artı işaretini silmemişler. Böylece her ikisini de bulabiliyorsunuz. Bugün peri bacaların olduğu görmeye giderseniz hem bu artı işareti daire içinde pek çok peri bacasının içinde ve dışında görebilirsiniz. Ayrıca ikonaları da görürsünüz ve silinmiş olanlıklarını da göreceksiniz. Ve silindiğinde alttan çıkanları da görüyorsunuz orada. Yani işte bir aziz resmi var. Altta onun silinmesiyle birlikte ortaya çıkan resim bu artı işareti. Yani demek istediğim şu ki bu Asya'nın daha işte belki Muğda'ya gelen bir simgesi daha Anadolu'ya kadar gelmiş. Devam edelim. Son görsel hocam. Atmıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Demek ki burada bitiyor.